Herkese merhabalar. Yüzlerce Farfara kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda bomba bir isim var. Sertaç Doğanay ile beraberiz. Az kişiyiz ama öz bir alkışla. Yalnız, abi hoş geldin. İyi ki az kişisiniz ya. 3 kişi geldiniz, ben tek geldim. Nasıl olacak bu şey? 3'e tek abi bize. Bu arada bomba gibi diyerek de beklentiyi yükselttin. Üzerime böyle omzuma yıktın o yükü. Sağ ol Melih. Tamam abi. Şimdi zaten herkes izleyecek ve herkes bunun karşılığını almış olacak aslında. O yüzden ben beklentilerde çok tutarlı davrandığımı düşünüyorum yani. Bu arada 9. Farfaramız. Evet, 9. bölümdeyiz. Farfara nereden geliyor? Valla şöyle düşündük Sertaç. Önce böyle çok ciddi düşündük. Böyle yapalım, şey anlatalım, pazarlama, trendler. Ondan sonra dedik ki biraz eğlensek daha iyi olmaz mı dedik. Dolayısıyla dedik bu farfara olsun. Farfara aslında biraz şey paylaşım, biraz gürültü demek. Onun için kimse bizden bir şey beklemesin. Biz kendi gürültümüzü yapıyoruz. Zaten arkadan da şu anda bazı gürültülü sesler de geliyor olabilir. Seyhan Hanım geldi. Seyhan Hanım çayı da alabiliriz. Zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Sizler de çay ister misiniz arkadaşlar bu arada? Kameranın arkasında bir ekip var bu arada. Hiç kimse görmüyor. Dolayısıyla böyle rahat konuşalım. Bir de eğlenelim. Kimsenin hayatını değiştirme gibi bir iddiamız yok yüzlerce farfarada. Onun için farfara oldu açıkçası. Buyurun nasıl yapalım? İlk soruyu ben mi soracağım? Evet, ilk soruyu benim sormam gerekiyormuş. Ya Sertaç, şimdi bu arada yeniden başlamak konusunu konuşmak istiyorum ama sen de çok yeniden başlamış bir insansın. Onun için sorumu soracağım ama ondan önce bu yeni başlangıçlarını da bir iki anlatır mısın ya? Çünkü CV'ne bakan her şey şaşırır yani. Her tarafı bu adamın yeniden başlangıç ve yeniden kendisini her şeyde yeniden resetliyor ve yeniden başlıyor. Onun için birazcık o tanıyorlar seni ama tanımayanlar için böyle bir dakika kendini tanıtır mısın ve o resetlenme noktalarını bir anlatır mısın? Sonra ilk sorumu şöyle soracağım. Yeniden başlamakla aran nasıl? Very obvious yani çok orada ama gene de soralım. ve özellikle nelere ve ne zaman yeniden başladın ama ben asıl şununla ilgileniyorum. Neden abi yani? Çok zordur ya resetlenmek. Ve seni çok iyi tanıyan birisi olarak şimdi seni de bu programı izleyen çoğu tanır ama daha geniş kitlelerden de onlar tanımayanlar çıkabilir. Öyle resetlenmeler yapmışsın ki yani zor o resetlenmeler. Bir dakikaya sığdıramazsam sizin şey. Yok, o ilk kısım. Sonra soruyla devam et. Zaten soru aynı. Bununla ilgili soru. Dolayısıyla niçin abi? Yani niçin hep resetledin kendini? Ve bir kere bile hayatta resetlenmenin zor olduğu bizler, fani kullar için birazcık bize bir gaz versene ya. Nasıl resetledim kendimizi? Hangi anda artık resetlenme anım gelmiştir der bir insan? Yani bir sabah uyanıp ulan galiba resetlenmem lazım mı der? Bu bir süreç midir? Sen ne yaşadın? Çünkü bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki herkes bir resetlenme arzusunda, bunu biliyoruz. Hepimizde bu tansiyon var. Özellikle bu Türkiye'de bu kentleşme, bu zor hayat, ekonomi vesaire, hepimiz böyle bir resetlenmek istiyoruz ama çok çok azımız bunu yapıyoruz. Sen nasıl başardın? Ve tansiyonun hangi noktasında? Ay soru büyüdükçe ama büyük soru abi yani. Yok çünkü senin gibi. Sordu hepsini bir dakikada cevapladı. Evet, lütfen bir dakika deme. Bir dakika yanlış söyledim onu. Abi şaka. Açtıkça aç. Hangi anda karar verdin ve nasıl başardın, nasıl buraya getirdin ve yeni resetlenme alanın ne olacak onu da söyle. Ben şimdi birkaç gün çalışıp geliyorum. Abi öyle bir soru abi, şimdi nasıl söyleyeceksin ki? Resetlenmeyi küçük soramazsın. Hepsini anlatırım, yani. Hepsini anlatırım zevkle. Şimdi sen ona tabii resetlenme dedin, ben ona birazcık aslında restart etme diyorum. Yani yeniden başlama diyorum. Bu böyle bilinçli olarak, planlı olarak yaptığım bir şey değil benim. Yani zorunluluklarla olan bir şey. Benim hayatta bir sürü ulaşmak isteyip de ulaşamadığım, yapmak isteyip de yapamadığım, başarmak isteyip başaramadığım şey var. Hikaye şeyde başlıyor benim. Üniversite sınavında başlıyor 92 senesinde. O zaman üniversite sınav sistemi birazcık farklı. Yani tercihleri yapıyorsun, puanın nereye tutarsa oraya giriyorsun. Çok da fazla düşünmüyorsun işte 5 sene sonraki yetkinlikleri falan konuşuyoruz. Şimdi hangi yetkinlik diye bir şey yok. Puan nereye tutarsa gidip okuyorsun yani. Ben de fena bir öğrenci değilim. Yani benim 4 kardeşiz biz. Ablamla abim de İstanbul Tıp mezunu, Çapa mezunu. İşte Türkiye'de dereceleri var onların böyle. Türkiye'de ilk 50'ye falan girmişler. Bir ablam işte İstanbul Hukuk mezunu. Benden de bir beklenti var. Fakat ben mühendis olmak istiyorum. Yani derdim o benim. O işlere meraklıyım. İşte 3 tane Boğaziçi Üniversitesi, 3 tane de İTÜ yazdım. Altına da bir tane
bir böyle az bir puanı onlardan azıcık düşüktü çapa tıp. Dışarıda kalmayayım yani, bir sıkıntı olmasın, el aleme rezil olmayayım diye onu yazdım gerçekten son sırada. Ben şey bekliyorum, bir İTÜ Endüstri, İTÜ Elektronik falan bekliyorum. Hatırlayın o 92 senesinde şey de yok yani, ÖSYM Go.tr diye bir site yok. Türkiye'de daha doğrusu bir web sitesi yok. Yani 91'de ilk web sitesi kurulmuş. Ondan sonra Türkiye'de 92 senesinde bir üniversite sınavına girmişim. Ankara'ya bir tanıdığınızda şey açıyorsunuz, telefon açıyorsunuz. O sınav sonuçlarını öğrenebilmek için gidiyor ÖSYM'ye, bakıyor, söylüyor. Tanıdığımız vardı. Abi dedim hadi, böyle geliyor. İstanbul dedi, Allah dedim, geliyor İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi dedi. Ya dedim ki onda bir yanlışlık vardı, sen bir daha bak. Yok dedi, yani İstanbul Tıp Fakültesi. Çok net hatırlıyorum. Karasu'dayız biz o zaman, Sakarya'da, Adapazarı'nda bir yazlığımız var. Ankesörlü telefondan Ankara'yı aramışım. Eve dönüyorum. Evde telefon yok çünkü, yani yazlıkta telefon yok, öyle bir adet yok. Rahmetli babamın yanına gittim. Babam da rahat yani o konularda. Dedim ki baba İstanbul Tıp olmuş. Çapa mı dedi? Çapa dedim. Canın sağ olsun oğlum dedi. Canın sağ olsun. Çapa tıp ya. Gözünüzü seveyim ya. Ben kazansaydım. Gerçekten öyle başladı. Kurban keserdi babam ya. Ya şimdi dışarıdan bunu anlatınca şey diyorlar. Yani ya o kadar da olmaz diyorlar, ama o kadar da. Çünkü hani mesele şey ya, istediğine ulaşmak ya da ulaşamamak ya. Yani birileri için hayatının en güzel şeyi olabilir o. Bir başkası için hayatının en kötü şeyi olabilir. Ben gerçekten çok üzüldüm. Ve çok üzülerek, hiç de istemeyerek İstanbul Tıp Fakültesi'ne başladım. Fakat başladıktan sonra gördüm ki üniversite dediğimiz şey sadece bir şey öğrenmekle, yani bir teorik bilgi sahibi olmakla, ders öğrenmekle alakalı bir şey değil. O 6 sene benim harika geçti. Yani şimdi ben bir sürü şeyden bahsedeceğiz. O şeyleri yapabiliyorsam, bu kadar geniş bir network'te, bu kadar çok insanı tanıyarak, bu kadar farklı yönlerden konulara yaklaşarak, senin tabirine resetleyebiliyorsam ve restart edebiliyorsam, başlayabiliyorsam, üniversite geçmişim orada çok önemli. Hala görüştüğüm çok değerli hocalarım var benim. Yani kendimden 20 yaş büyük hocalarla nasıl iletişim kurabileceğimi ben orada öğrendim mesela. Onların odasına girerken nasıl kapı çalınır, kapıda beklenilir vesaire. Bunların hepsi benim o üniversite döneminde öğrendiğim bir şey, öğrendiğim şeyler. Sonra tabii okul bitmeye yakın benim hekimlikle alakalı hiçbir planım olmadığı için ben mecburen bir sene bekledim. Bir sene bittikten sonra askere gittim. 25 yaşında askere gittim, hiç bekletmeden yani. Sonra işte askerdeyken başvurularımda bulundum. Yine hiç bilmediğim bir alanda, ilaç sektöründe, pazarlamada çalışmak üzere, benim kafa değişik çalışıyor. 18 tane ilaç şirketinin insan kaynakları müdürlerine, o zamanlar daha direktörlük yoktu, 2000 senesinden bahsediyorum, kargo ile CV'mi gönderdim. Ben böyle bir insanım. İşte CV'm de böyle yarım sayfa. Hani İstanbul Tıp Fakültesi müzik kolu işte başkan yardımcılığı falan yazıyor. Böyle komik komik. Birkaç tane şirketten bana davet geldi. Bir tanesi bilim ilaçtı. Bilim ilacın hayatımda benim çok önemli bir yeri var. Kulakları çınlasın. Ezel Bey, Ezel Büyük Sekban beni şey aldı. Mülakata aldı. 900'e yakın başvuru vardı. Bilim ilacın ilk marketing trainee pozisyonunun açıldığı dönem. Yani önce sahada satış temsilcisi olarak çalışıyorsun. Sonra merkeze product manager olarak geliyorsun. Ezel Bey'le bir 5 dakika konuştuk. Sonra CV'me tekrar bir baktı. Aa dedi, ben bunu görmemiştim dedi. Sen dedi müzik konusunda çok ilgiliymişsin. Radyo programcılığı falan yapmışsın. Bir anlatsana bunu bana dedi. Bir başladım anlatmaya. Meğer Ezel Bey şeymiş. Audiophile. Yani böyle ses konusunda, müzik konusunda takıntılı derecede ilgi duyan biriymiş. O gün mesela ilk defa şeyi fark ettim. İşte deneyimin, önceki deneyimin, bildiklerin vesaire, o iş için uygunluğun hepsi önemli olabilir ama o mülakatta o kişiyle yakaladığın elektrik, ki bu tesadüf yani olmayabilirdi de, bir başkası da çıkabilirdi karşıma, onun hayatta ne kadar önemli bir şey olduğunu gördüm. Sonra ilaç sektöründe ben 10 sene çalıştım ama o 10 senenin bir kısmı çok güzelken son kısmı benim için çok acı vericiydi. Yani hayatımda hiç yapmak istemediğim ama yapmanın da çok zevkli olduğunu sandığım bir pozisyona geldim. Benim yönetimime 210 kişiyi emanet ettiler. İki tane satış pazarlama ekibi. Fakat yaş 35. Yani yöneticilikle ilgili hiçbir eğitimim yok. Yöneticilikle ilgili bir yeteneğim de yok. Yani doğuştan gelen bir yeteneğim de yok. Olmadığını biliyorum. O beceriyi geliştirmek için, hani yetenek doğuştan gelen, beceri sonradan gelişen bir şey. Becerimi geliştirmek için de bir şey yapmamışlar. Bana verdiler 210 kişi. İki tane ayrı ekip yani, kocaman. Bir sürü bölge müdürleri var. Yaşları benden 20 yaş büyük yani. Benim yönetimimdeki bütçe 130 milyon dolar. O zamanın dolar kuruyla. Ben afalladım tabii. Yani bir yandan seviniyorsun, bir yandan başıma ne gelecek diye korkuyorsun. Olmadı, beceremedim ben. Yani çok çok büyük başarısızlıklar gösterdim kendi çapımda.
prim birim alıyordum ama mesele o değil yani. Neyse beni bir güzel işten çıkardılar. Ben böyle gül oynaya ilaç sektöründen ayrıldım. Fakat tabii bir yandan işte çocuk var, ailemizin belli bir standardı var. İlaç sektöründe satış pazarlama direktörüyken süpersin. Yani altında en son model araba, benzine para ödemiyorsun. Yani hiçbir şeye para ödemediğin ve sürekli para kazandığın, o parayı da harcayacak zamanının bulunmadığı bir zaman yani. Standartlar süper. Ayrıldıktan sonra bir sene sektöre girmeye gayret ettim. Giremedim yani, beni tekrar alan bir şirket olmadı. Ondan sonra tesadüfen ben bir babalıkla ilgili bir program izlerken bir programda, yani hikayeler hepsi birbiriyle çok ilintili de o yüzden detayını anlatıyorum. Hayır lütfen zaten onu istiyoruz abi. Anne diye bir programa rastladım televizyonda. O zamanlar HTV diye bir kanal vardı. Orada program yapan bir arkadaşım aradım. Dedim ki neden anne diye bir program var da baba diye program yok? Yani bizim dedim suçumuz ne? 3 yaşında bir oğlum var. Aa dedi, sen yap olsun dedi. Dedim ki ben ne anlarım televizyondan? 2 hafta sonra kendimi Nuri Çolakoğlu'nun karşısında buldum ben. Nuri Bey bu işte Show TV, NTV falan kurmuş. Yani o alanın duayenlerinden biri, hala danışmanlık yapıyor. Ona bir sunum yaparken buldum. Babalıkla ilgili bir program sunumu yaparken. Nuri Bey dedi ki, Sertaş dedi, çok güzel hazırlamışsın. Bunu dedi bir erkek lifestyle programı olarak kurgulayalım. İçine de babalığı katalım ama bana bir müsaade et dedi. Finansal halletmemiz gereken şeyler var. 2 ay sonra kanal kapandı. Fakat ben o babalık işini bir akademiye dönüştürmeye karar verdim. Ulusal Babalık Akademisi. Adını falan da aldım böyle. Hala şey bendedir, domaini bendedir yani. Ulusal Babalık Akademisi.org. Bu konuya kafayı taktım ve Açev'le masaya oturdum. Açev anne çocuk eğitim vakfıdır ama babaların da çok büyük bir kısmına doğuda özellikle eğitim vermiş bir şirkettir. Vakıftır. Babalık eğitimi aldım ben orada. 13 haftalık bir babalık eğitimi aldım ve onların o bilgisini kullanarak, kendi sunum becerimi, eğitmenlik becerimi kullanarak bir program hazırlama kararım var. Fakat vakıflar çok kolay Türkiye'de hızlı işlemiyor. Sonra bir gün bir danışman arkadaşıma konuyu anlattım. Dedi ki bu batar, Türkiye'de bu para kazanmaz. Dedim ki ben buna kafayı taktım. Yani şeyini bile aldım, şirketin adını bile aldım. Belli yani. Sen dedi dijital medyaya meraklısın dedi. Bunu belki orada parlatabilirsin. Sene 2012 bu arada. Hani daha işte Facebook Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlanmış. Daha işte Twitter gidiyor. Instagram daha ortada yok. Varla yok arası. LinkedIn'de de sadece insanlar değiştirdikleri pozisyonları falan koyuyorlar. Bilgi Üniversitesi'nde bir eğitime başladım ben. Yaklaşık 3,5 ay süren bir dijital pazarlama eğitimi. Hayatımda paramın karşılığını en iyi aldığım eğitimdir. Hala orada eğitim veren arkadaşlarım bir kısmıyla, ki yaşları çoğunun benden 10-15 yaş küçüktür, hocam derim hepsine. Hala onlarla görüşüyorum. Sektörün böyle çok kıymetli insanları, dijital medya alanını. Hala inanır mısınız, aldığım notları şey yapıyorum, notları kontrol ediyorum. Yani işte LinkedIn'de bir şey yapacağım zaman, Facebook'ta, Instagram'da bir şey yapacağım zaman, bir SEO ile ilgili arama motoru optimizasyon, o notları ben hala kullanıyorum, 10 sene evvelki notları. En sonunda o programı bitirirken ilaç sektöründeki network'üm beni hiç istemediğim bir alana, ki ben çok büyük konuşmuştum derler yani, büyük lokma ya büyük konuşma. Hani bir gün hiçbir şekilde reklam camiasına girmeyeceğim, ne yönetici olarak ne ajans kurarak. Ben 6 ay sonra kendimi bir ajans kurmuş olarak buldum. Bir dijital pazarlama ve sosyal medya ajansı kurdum. Sadece ilaç ve sağlık sektörüne hizmet veren. 7 sene devam etti bu ajans. Onu da beceremedim. Yani o da olmadı. 2019 senesinde ben onu da kapattım. 2019 senesinin sonunda. Bu arada hep şeyi düşünüyorum. Yani 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra ben ne yapmak isterim? Benim en çok zevk alacağım ve en çok fayda sağlayabileceğim birilerine ve bundan da bir para kazanabileceğim şey ne olur diye. Konuşmacılıktı o. Konuşmacılık konusunda çok kafayı taktım. Bizim ekip, Speaker Agency ekibiyle oturdum, günlerce konuştum. Beni çok sert eleştirmelerini istedim. Yani fena bir konuşmacı değildim ama çok açığım vardı. Onları bana teker teker saydılar ve ben her biri için bayağı bir çalıştım. Hala çalışıyorum. Yani bazı konularda hala koçluk alıyorum konuşmacılık alanında. Bunun ardından da teknolojinin benim için çok doğru bir alan olduğuna karar verdim ama teknolojinin sadece ilgilisi olmak istemedim. Buna bir isim koymak istedim. Teknoloji iletişimi diye bir başlık buldum. Onu icat ettim, öyle söyleyeyim. Ve onu tartışmaya açtım. Zaten ben teknoloji iletişimcisiyim diyorum şu an. Her yerde benim ünvanım da budur. Kadir Has Üniversitesi'nin onun dersini açtım o dönemde. Hala da devam ediyor. İşte hani tıp fakültesinden ilaç sektörüne, ilaç sektöründen bir dijital pazarlama ajansına, oradan konuşmacılığa, oradan teknoloji iletişimine, benim hani aklıma gelen ilk 5-6 tane yeniden başlama hikayem bunlar. Ama şimdi yenilerine başlıyorum. Biraz evvel de sohbetini yaptık işte,
çok eski bir konu aslında. 30-40 yıldır konuşuluyor dünyada sürdürülebilirlik konusu. Onun iletişimi konusunda ne yapılabilir? Şu anda da ona kafa yoruyorum. İşte kitaplardan bir tanesi yanında yolda gelirken okudum onu da. 12 tane kitap sipariş ettim. Yani Türkiye'de Türkçe yazılmış. Önce Türkçe okuyacağım, daha kolay okuyorum. Türkçe yazılmış bu konuda ne kadar kitap varsa okuyacağım ve anlamaya çalışacağım. O yüzden benim için bu bilinçli olan bir şey değildi Akan. Soruna geri döneceğim. Yani isteyerek yaptığım bir şey değil. Çünkü çok zor bir şey. Yeniden başlamak dediğin şey, öncekilerin tamamını atıyorsun bir kenara. Oradaki bilgi setini kullanamıyorsun. Yani hani İngilizce eğitim almışsın, gidip Fransızca bir yerde ders vermeye kalkıyorsun falan gibi bir şey. Farklı farklı disiplinler bunlar. Ama ben şunu fark ettim. Bir sürü insanın kendisini başarısız olarak görüp karalar bağlayacağı zamanlarda ben tam tersini yapıyorum. Yani burada bir şeyim var benim, çok net kayıtlı bir başarısızlığım var. Evet, bunun sebepleri bunlar bunlar. Demek ki ben ya bundan sonra bunları yapmamalıyım ya da ben bu işi yapmamalıyım. Hiç panik oluyor musun sen? Efendim? Hiç panik oluyor musun? Panik olmaz mıyım? Yani o duyguyu biraz açabilir misin? Çok çünkü bence en çok paralize olmamızın sebebi panik. Çok. Ama sen harekete geçebiliyorsun o panikten. Oradaki evet. O tansiyonu biraz hemen açabilir söyleyeyim. Misin? Hemen söyleyeyim. Neye kadar yani nasıl bir süreç yaşıyorsun? Hemen yani? Söyleyeyim. O karar nasıl bir süreç? Hemen söyleyeyim. 2000 en karanlık anı düşün. Evet. En karanlık anımı çok net hatırlıyorum. 2018'in Temmuz'uydu değil mi? Doların bir anda böyle patladığı dönem. Ben bir sabah bir kalktım. Yani Türk lirası olarak param yarıya düşmüş yani. Neredeyse 3 kat azalmış. Kalktım o sabah, gerçekten çok ağlamaklıydım. Çok net hatırlıyorum o günü. Gittim ajansa. 9 kişi vardı o gün ajansta. Arkadaşlar dedim toparlanın, Fenerbahçe Parkı'na gidiyoruz. Konuşmamız lazım, sizinle konuşacağım. Yani alternatifleri sıraladım hemen. Dedim ki ya dedim ajansı kapatacağız. Ya dedim ajansın şeyini yarıya indireceğiz. Ya dedim 2 kat müşteri bulacağız. Ya da müşterilere yaptığımız işi 2 katına çıkartacağız. Yani başka bir şansımız yok. Dedim ki ben en sonuncusunu tercih ediyorum. Yani yeni müşteri bulmak kolay bir şey değil. Ama hali hazırdaki müşterilerimize, hali hazırda verdiğimizin 2 katı iş verebiliriz. Çok, çok zor bir gündü. Bunun bir kısmında başarılı olabildim, bir kısmında olamadım. Olamamamın sebeplerini de söyleyeyim. Esas benim için en büyük ders odur. O dönemde konuşmacılık benim çok hareketlendiği için, yani ayda birkaç yerde konuşma yaptığım için bir sürü insanla temastaydım ve şey sandım. Ajansı bir taraftan yürütürken, yani onun gelir modelini işletirken, yükseltirken bir anda da başka işler yapabilirim. İşte o girişime yatırım yapıp, buna danışmanlık yapıp, burada işte ders verip üniversitede bir yandan da konuşmacılık yapabilirim diye düşündüm. Olmadı. Yani olması zaten mümkün değildi de ben birazcık fazla enerjikmişim o zamanlar. Biraz fazla kendime güvenmişim. Sonrasında yalınlaşmaya karar verdim ben. Ne varsa temizledim. Yani yapamayacağımı düşündüğüm ya da süreklilik sağlayamayacağımı düşündüğüm her şeyi tabir yerindeyse çöpe attım. Tek bir işe odaklanmaya gayret ettim. Yine yapamıyorum bu arada. Yine bir sürü sosyal aktivitenin içine giriyorum. Birkaç tane sivil toplum kuruluşunda, işte yönetim kademesindeyim, danışma kurulundayım. Yine elimden gelmiyor. Yine giriyorum oralara. Sonuçta manevi bir hikaye. Ama çok net panik olduğumu hatırlıyorum. Ve zaten o panik olmamın sonunda da, o bahsettiğim toplantının, doların patlamasının 1,5 sene sonrasında da ben ajansımı kapatmaya karar verdim. Yine bir Haziran ayıydı. Ekibi topladım, dedim ki Aralık ayında ajansı kapatıyorum. Hepinizi bir yere yerleştirdikten sonra. Gerçekten de hepsini farklı farklı işlere yerleştirdim. Tek bir kişi kaldı yanımda. O da bütün resmi işleri halletmek üzere. Ardından onu da çok güzel bir şirkete pazarlama müdürü olarak yerleştirdim. Ve ajansı kapattım. Benim için çok büyük bir başarısızlık hikayesi. Bir yandan da iyi ki kapatmışım. 3 ay sonrasında pandemi başladı. Yani ben istemesem de ajans kendisi kapanacakmış zaten. O pozisyona geldik. Ama şimdi tekrar baktığımda son yaptığım hareketin çok doğru hareket olduğunu görüyorum. Zorlamak, o kadar fazla zorlamaya gerek yokmuş. İyi ki kapatmışım ve sadece ve sadece konuşmacılığa odaklanmışım. Şu an çünkü hayatımda şöyle söyleyeyim size, hiç bu kadar zevk alarak ve iş olduğunu hissetmeyerek yaptığım başka bir işim yok. Yani şöyle düşünün ya, insanlar birbirlerine para veriyorlar konuşmalarını dinlesinler diye. Ya Akan sen de işte profesyonel konuşmacısın. Birileri bize para ödüyor konuşalım diye. Bundan büyük bir haz olabilir mi ya? Yani ne kadar güzel bir şey. O hazı çok net yaşıyorum. Birileri elimden bu fırsatı almasın ve başarısız olmayayım diye de çok korkuyorum ve bunun için çok çabalıyorum. Yani her gün çabalıyorum, öyle söyleyeyim. Her gün prova yapıyorum. Ben aslında biraz şeyi sormak istiyorum. Yani işte gün içerisinde dinlediğimiz bir müzikte ya da izlediğimiz filmde sürekli böyle bir yeniden başlama hikayeleri görüyoruz. Ve aslında hemen motive olduk sonrasında.
Evet ya ben de başlamalıyım. Hepimizin bir yeniden başlama hikayeleri var zihnimizde oluşturduğumuz. Ama bu aksiyona bir türlü dönüşemiyor. Yani bununla ilgili bir adımı atamıyoruz. Belki korku engelliyor bizi, ne engelliyor bilmiyorum ama en azından bir o aksiyon bir gelmiyor. Yeniden başlamak neden bu kadar zorluyor bizleri? İnsanı neden zorluyor? Konfor alanı sebebiyle. Yani hepimizin yaşadığı bir şey o. Çünkü gerçekten halihazırda yaptığına devam etmek iyi veya kötü çok konforlu bir şey. Aslında birazcık beyine gidiyor hikaye. Yani konforu yaşadığımız yer midemiz değil sonuçta beynimiz. Beyin dediğimiz organ şeyi sevmiyor ki. Yeniyi sevmiyor ki. Yani hep diyoruz ya biz yeniliğe çok açığız, işte tartışalım, ondan sonra inovasyon falan. Bunların hepsi beyni çok zorlayan şeyler. Yani oradaki o kasları, beynin kası yoktur da zorlayan ve onu yoran şeyler. Yani ona glikoz yaktıran şeyler, oksijen yaktıran şeyler. Dolayısıyla yeni bir şeye başlamak için insanın beynini yorması lazım. Bu çok zor bir şey. O konfor alanından çıkmak çok zor bir şey. Artık bu kişisel bir şey de değil. Yani sırf bu konuya özel çalışan, bu konuda danışmanlık veren, eğitim veren, araştırmalar yapan şirketler var. İşte comfort zone, konfor alanı yüzünden. Ondan dolayı çok zor. Ve bu herkes için çok zor. Her yaşta çok zor. Benim oğlum için de çok zor. Yani benim oğlum da bu sene hiç tasvip etmediğim bir şey. İnşallah dinlemez, izlemez ya da sınavdan sonra izler. LGS dönemi bu dönem. Yani Anadolu Lisesi. Ya şimdi bu yaştaki bir çocuğa yapılabilecek en büyük kötülük bu ya. Yani çocuk hani gidip bir yerlerde spor yapmak varken ne bileyim işte bir konsere gitmek, orada şarkı söylemek, burada bir şey yap, arkadaşlarıyla takılmak varken günde 4 saat ders çalışırım ya. Ya insanın doğasına aykırı. Havan olduğu bir dönem. Yani evet, bence yani. LGS'nin şeyi de zamanı. Ve ben çok net görüyorum, şunu görüyorum. Yani benim oğlum bir şey öğrenmekte zorluk yaşayan bir çocuk değil çok şükür. Ama yeni sınav sistemi sebebiyle daha evvel hiç görmediği türde soruları çözmeye alışmaya çalışıyor. O kadar zor ki size anlatamam. Yani ve her seferinde bana şunu diyor. Baba hayatta bu gerçekten benim bir gün işime yarayacak mı mesela? Ve ben de ona şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak diyorum yani her şeyin bir kuralı var. Bazen oyunun kurallarını bozmak iyi olabilir ama bazen de oyunun kurallarına uymak lazım. Sonuçta senin kapasiten yeterli. O kapasiteni kullanarak bu sene elinden ne gelirse onu yap. Şey de koymuyoruz. Yani ona böyle bir şurayı kazan, şu kadar puan al. Sadece tek bir şey söylüyorum ona. Diyorum ki bak bir potansiyelin var. Bu potansiyelini gerçekleştirmek için kendini sonuna kadar zorlamazsan günün birinde sen kendini kötü hissedeceksin. Mesele bir yeri kazanman değil yani. Çünkü ben açık söyleyeyim. Herhangi bir Anadolu Lisesi'ne girmesiyle Türkiye'nin en yüksek puanlı kolejine girmesi arasında hayatında çok büyük değişikliğe yol açacak bir farkın olmadığını düşünüyorum ben. Üniversiteler için de aynısını söyleyeyim. MIT'ye, Harvard'a gidip okursa ayrı tabii ama Türkiye'deki üniversiteler arasında özellikle çok çok büyük farklar olmadığını görüyorum. O yüzden değişiklik, bir şeyi bırakıp yeniden başlamak, yeni bir şey öğrenmek herkes için çok zor. Benim için de zor. Ben sadece şeyi fark ettim. Hepimizin zeka seviyesi birbirine yakın. Yani birimizin 150 IQ'su, birimizin 100 IQ'su yok. 120-130 oralarda takılıyoruz muhtemelen. İnşallah öyledir yani. O yüzden İstedikten sonra herhangi bir insanın, bu seviyedeki herhangi bir insanın bir şeyi öğrenememesinin çok düşük ihtimal olduğunu gördüm ben. Konu ister teknoloji olsun, ister başka bir şey olsun. Yani benim öyle enteresan şeylerim oluyor ki onlardan birini müsaadenizle anlatayım. Bir sefer Türkiye'nin çok büyük otomotiv şirketlerinden birinin Ar-Ge ekibine bir konuşma yaptım ben. Akan 650 kişilik bir şey ekip, Ar-Ge ekibi tamamı mühendislerden oluşuyor. Bir kısmının doktorası var ve bütün işleri otomotiv. İşte otomotiv sektörünün geleceğini anlattım. Yani hala kendime şey yapıyorum, hala kendime gülüyorum yani. Fakat tabii oraya çıkıp da arkadaşlar ben şimdi size sizin yaptığınız işin 5 sene sonrasını anlatacağım demiyorsun. Hiç öyle bir tavrım yok ama şunu fark ettim. Rutin bir şeyde, rutin bir gidişte birilerinin o iş körlüğü, rutin körlüğü sebebiyle göremediği şeyleri görüp onları da bu kitaplardan ve internetten araştırdığım, bulduğum kaynaklardan araştırıp öğrenebiliyorum ve anlatabiliyorum. Ben yapabilirsem herkes yapar. Yeteri kadar gaz oldu mu bilmiyorum. Ama ya şöyle bir şey söyleyeyim ya. Çok özür dilerim. Şimdi bir soru soracaksın ama bence en büyük problemlerden bir tanesi. Abi şimdi samimi anlatıyorsun ya hikayeni. Yani sen de seni dinleyen motive oluyor. Çünkü hayat böyle ya. Hepimizin hayatlarında düşüşler ve yükselişler var. Ama maalesef bir motivasyon konuşmacısı gibi bir şey, bir kategori doğdu. Ve bu çocuklara, özellikle gençleri bırak motive etmeyi, tam tersi ciddi şekilde demotive ediyorlar. Çünkü öyle bir hikayeler anlatılıyor ki, öyle bir başarı hikayeleri, öyle bir hayatlar anlatılıyor ki
Bu çocuklar sürekli dönüp de şey demeye başlıyorlar. Demek ki bende bir sorun var çünkü ben bunu yapamam. Oysa ki bir sürü şart bir kere gençlerimizden yana değil. Onu net olarak görüyoruz. İki, kimse hayatında böyle şöyle konuşmalar duyuyorum ben. Bu sabah kalktığında kendinle ilgili ne yapacağını çıkarken söyledin mi kendine? Aileyle evet, konuştum. Yani Allah belanı versin yani böyle bir hayat olabilir mi ya? Yani ben yani düşünsene her gün kalkıyorum bugün ne yapacağım hayatımla ilgili ve çıkıyorum evden yani. Böyle olabilir mi? Benim sabah uyanıyorum, kızlarım orada kavga ediyorlar. Durun ya diyorum. Eşim diyor ki öyle deme, al çocuğu ona. Ben ne bugün ne yapacağımı, ne bugün dünyayı nasıl değiştireceğimi. Ya iki kızımı, iki tane küçük kızımı barıştırsam zaten en büyük misyonumu o an gerçekleştirmiş oluyorum. Dolayısıyla hepimizin hayatlarında düşüşler, hani İngilizce ups and downs derler ya, düşüşler ve yükselişler var. Ve senden bu hikayeyi duyduğumuzda gerçek bir hikaye oluyor. Onun için insanlar seni dinliyorlar. Çünkü orada gerçek bir hikaye var. Bu arada senin hikayene benzer hepimizin de hikayeleri var. Yani açık konuşalım. Yok öyle sürekli başardım ben. Hep düşündüm, ben yürüdüm. Hepimiz... Ama işte bunları söyleyebilmek önemli. Ama cesaret yok, cesaret. Tam da onu diyecektim. Cesaretimiz yok ya. Bizim sorunu sorun soracaksın şimdi ama niçin cesaretimiz yok senin yaptığını yapmaya? Mesela ben şimdi bu hikayenin benzerini anlatırım Sertaç. Çünkü bende de var. Başarısızlıklar var. Sende de var, sende de var. Hepimizde var. Ama öyle bir baskı altında samimi, hatta yalan söylüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Söylemeyerek, gizleyerek resmen yalan söylemiş oluyoruz ve hepimizin etrafında bir başarı aurası dönüyor. Niye sen cesursun, biz değiliz? Ya yok valla şöyle, Akan cesaret de değil aslında arkadaşlar. Cesaret dememek lazım da ben yüklerden kurtuluyorum bunları anlattığım zaman ya. Kendimi çok rahat hissediyorum. Ya öyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani bir insanın hayatında yaptığı her şeyde başarılı olmak gibi bir şansı olabilir mi ya? Yani geriye dönelim. Yani hayat bir bütün çünkü. Sadece 46 yaşındaki sertacı konuşmuyoruz ki. Benim yürümeye başladığım zamanı düşünün. Yürümeye başlayana kadar, gerçekten yürüyebilene kadar kaç defa başarısız olmuşum yani? Hani kaç defa düşmüşüm dizimin üzerine, ne bileyim bisiklete binmeyi öğrenirken kaç... Sırf onları konuşsak yüzlerce başarısızlık sayarız. Bunlar hayatın bir bütünü mü? Ben öyle bakıyorum. Yani şimdi de konuşmacılık mesela diyoruz ya, benim 5 sene evvelki konuşma kayıtlarımı dinleseniz, izleseniz bana tek kuruş ödemezsiniz. Yani konuşma yapmam için. Çok samimi söylüyorsunuz. Ben izliyorum çünkü. Ve diyorum ki nasıl böyle konuşmalar yapmışım ve bunları nasıl, yani böyle etkinliklerde bir... Ne anlatıyordun? Bir... Başarılı hikayesi ne anlatıyordun? Yok. Ben hiç, hatta tam tersi, ben bir dönem 2 sene başarısızlık hikayeleri buluşmaları düzenledim. Kendi alanlarında çok başarılı kişilerin gelip kendi başarısızlıklarını anlattıkları. Hatta bir tanesinde ben konuşmacı olarak yer aldım. Benim hayattaki en büyük başarısızlığım biraz evvel anlattığım hikaye. Yani 200 küsür kişiyi yönettiğim, müthiş bir maaşımın olduğu, işte bilmem kaç milyon dolarlık ciroyu yönettiğim dönem benim hayatımın en başarısız dönemiydi. Çünkü benim için başarı ne, ondan bahsedeyim size. Benim için tek bir tane tanımı var. İstediğim gibi yaşayabiliyorsam ben başarılıyım. Yani benim başarı tanımım ne ciroyla, ne pazar payıyla, ne aldığım puanla, hiçbir şeyle alakalı değil yani. Çok samimi söylüyorum. Ben istediğim gibi yaşıyorum şu an. Mesela şu kıyafeti giyip buraya gelebiliyorum ya. Buradan sonra da gidip bir yerde bir arkadaşımla sahilde oturacağım mesela. Akşam gideceğim evdekilerle yemek yiyeceğim eşimle oğlumla. Akşam tekrar oturup çalışacağım. Gece de istediğim saatte yatacağım ve günümün de yaklaşık 4-5 saatini bir şeyler okuyarak geçireceğim. Benim şu an istediğim hayat bu. Ben kendimi çok başarılı addediyorum. Birkaç sene sonra başarı tanımım değişebilir. O zaman da ona göre bakacağım. Dolayısıyla aslında cesaret olarak düşünmemek lazım. Yani bunu kabullenmek insana çok iyi geliyor. O zaten aslında yeniden başlama cesaretini tekrar veriyor belki de insana. Yani bunları kendi kendine konuşup kendi kendine itiraf etmek. Ve biz bunlara başarısızlık diyoruz da hani çok güzel bir söz var ya, kim diyordu onu bilmiyorum. Ben öyle çok isim hatırlayamıyorum. Yani ya kazanırsın ya öğrenirsin gibi bir söz vardır ya, kaybetmezsin diyor adam yani, başarısızlık yoktur. Ya kazanırsın ya öğrenirsin, oradan bir şey öğrenirsin. Ve tabii bir de günümüz şartlarında konu birazcık daha farklı baktığınızda, yani bundan 20 sene evvel durum belki biraz değişikti ama bugün çok sevdiğim bir kitap var. Geciktiğin için teşekkür ederim diye, bir New York Times yazarının yazdığı, Thomas Friedman'ın yazdığı bir kitap. Orada bir cümle geçiyor cehaletle ilgili. Diyor ki bundan 20-30 sene evvel cehaleti diyor biz şöyle tanımlardık diyor. Eve günlük gazete girmezse, ne bileyim işte akşam haber bültenini izlemezsen, ne bileyim üniversite mezunu değilsen, lise mezunu değilsen bunu cehalet olarak tanımlardık diyor. Ben diyor şu an her sabah kalktığımda kendimi bir cahil olarak kabul ediyorum. Ve akşam yatağa yatarken daha cahil uyumamak için kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
birazcık onlarla alakalı. Yani bana şu an istediğiniz herhangi bir konuyu verebilirsiniz. İstediğiniz konu derken Sertaç, önümüzdeki 3 sene boyunca mesela 17. yüzyıl Fransız edebiyatıyla ilgili çalışmanı istiyoruz diyebilirsiniz. Ben bundan keyif alacağımı düşünürsem oturup onu da öğrenirim. Yani şu an ben kendimde o şeyi görebiliyorum. Bilmiyorum izleyenler bu konuda ne düşünürler ama ben bunu yapabileceğim ve ben herkesin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Sadece ben bunu yapabilirim diye düşünmüyorum. Benim deneyimim onu gösteriyor yani. Ben şimdi geçiyorum ama. Yok. Hani senin hikayenin dinlediğinde biraz evvel söyledik yani çok samimi ve gerçek geliyor. Bence bir boyutu da hani dinlediğim kadarıyla diyeyim. Mesela hani o başarısızlığını vesaire ne anlatıyorum, beni işten çıkarttılar diyor ama bence kişisel farkındalığın da çok yüksek. Yani ben mesela o yönetim becerisi bende yoktu da diyebilmek o da başka bir şey. Yani hani diğer hikayeyi anlatabilirsin ama bir şey soracağım. Hani sen hep böyle zorunlu olarak bir takım yeniden başlangıçlar yapmak zorunda kaldım diyorsun ama sen de bayağı bir çabalamışsın hani kafayı kırmışsın bir şeyler yapayım diye. Ve hani bir şans faktörü de var, çevre faktörü de var. Hani seni destekleyen insanlar da olmuş aslında. Çünkü normalde şimdi birazcık ben buradan Türk insanına geleceğim. Türk insanı yeniden başlamakta nasıldır diye. Bir de şey de sormak istiyorum. Yeniden başlayanlarda hani başlamak isteyenlerde Türk insanı sence yeterince destekçi mi? Nasıl bir tavır alıyorlar? Sen neler yaşadın mesela çevrende? Yeniden başlamak için birkaç tane faktörü hani saymak gerekir. Bunlardan en önemlisi bence insanın çevresidir. Yani bir şeye tekrar başlayıp o işte ilerleyebilmek için insanın çevresindekilerin insan çok katkısı olduğunu görüyorum. Networking herkesin üzerinde düşündüğü, yazdığı, çizdiği bir konu. Bir sürü kitaplar var bu konuda, bir sürü yayınlar var. Benim networking'e bakış açım çok farklı mesela. Ben vererek başlıyorum. Ve bende sınırsızdır vermek. Yani gerçekten sınırsız. Mesela bir insanın hayatındaki en kıymetli şey nedir benim pozisyonumdaki? Bilgisi değildir, network'üdür. Ya siz bana deseniz ki mesela işte nereden şöyle bir destek alabiliriz? Nereden şöyle bir danışmanlık alabiliriz? Ya da nereden hamburger alırız? Demin bayağı bir hamburger yendi bu arada burada. Ben yedim bu arada arkadaşlar yani. Konuyu nasıl hamburgere getirdim ya nasıl fark ettim? Şimdi konu değişti. Eksen yeniden yapalım. Yani burada felsefe yapıyoruz ama aslında Marmaris'te aslında hamburger yedik az önce. Aynen burada. Kimi kandırıyoruz yani? Her gün karpaccio yiyorlarmış gibi. Ya arkadaşlar normalde o böyle olmaz ama getirmiş herif ben de görünce... Adam varoş falan yapacak bir şey varoş ben ondan daha varoş. İkimiz yedik bir de Dilara sürekli seyrediyorum. Nasıl yediniz? Nasıl yediniz? Yanımda nasıl oturacaksınız? Bu da Dilara ne kadar sosyetik olduğunu da ayrıca gösteriyor. Nasıl yediniz? Meğerse ben de Melih kokacakmışız. Ama her şey ortaya çıksın. Evet. Her şey bu programda ortaya çıksın lütfen. Ama zaten ilk bölümümüzde kazan dibi değmiştik abi. Oradan da biraz zaten böyle şeydi. Çok üzgün Sertaç'ım. Yaz bu 5 dakikayı eklerim ben sonuna. Lütfen istediğin kadar konuş abi. Yeniden başlamaktan ıslak hamburgerlere indik abi. Size sağlayabileceğim en büyük fayda nedir mesela? Bir sorununuz var ve bunu çözmek istiyorsunuz. Yani karnınız acıktı, hamburger lazım. Ne bileyim, İngilizce öğrenmek istiyorsunuz, İngilizce dersi lazım. Ya da ne bileyim, ofisinizi dekore ettirmek istiyorsunuz. Benim size sağlayabileceğim en büyük fayda bu konuda hizmet alabileceğiniz ya da destek alabileceğiniz kişiyi size önermek. O da benim network'ümde varsa... Ben bunu hiç sınır koymadan herkesle paylaşıyorum. O sayede benim hiç tahmin etmeyeceğim kadar çok insanla tahmin etmeyeceğim kadar samimi ilişkilerim oluyor. Şeyin de hesabını yapmadığım için gerçekten yapmıyorum, beceremiyorum yani. O benim çok becerebildiğim bir şey değil. Sonrasında bunun nasıl bir katkısı olur? Acaba ben böyle bir iyilik yaptığımda günün birinde bunun bana bir faydası olur mu diye düşünmeyi de çok fazla planlamadığım, hesaplamadığım için... Bazen de çok şaşıyorum. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 2 sene sonra öyle şeylerle, öyle enteresan şeylerle karşılaşıyorum ki o insanların göz ardı ettiği bir şey. Biz networking'i bir şey almakla genelde ilintilendiriyoruz. Networking bir şey almakla ilgili bir şey değil, bir şey vermekle ilgili bir şey. İnsanlara fayda sağlamakla. Yani faydanın da tek bir tanımı yok. Yani fayda ne maddi fayda, ne bilgi faydası. Beni çok neşelendiren arkadaşlarım var mesela. Onlar da benim için çok faydalı kişiler. Faydanın tanımını doğru yapmak da önemli. Dolayısıyla Türk insanının ben bu konularda çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim sebepten dolayı düşünmüyorum. Bu yurt dışında nasıldır, Amerika'da nasıldır, İsveç'te nasıldır bunu gerçekten bilmiyorum. Ama benim çevremde ortalama bir profesyonelin, yani kendi işini yapan ya da bir yerde çalışan birinden bahsediyorum. Networking'e bakışının, İnsan ilişkilerine bakışının bu olduğunu gördüğüm için böyle bir tespitimden dolayı yeniden başlama konusunda da insanlar birazcık zorlanıyorlar. Çünkü birilerinin size destek olması lazım. Her şeyi tek başına halletme şansın yok ki.
Yani birilerinin sana şey demesi lazım. Ya kalk bugün de, bugün de böyle olsun. Ya bugün de olmayıversin, yarın olur demesi lazım. Bu kimi zaman senin eşin oluyor, kimi zaman hocan oluyor. Kimi zaman yan taraftaki sınıf arkadaşın oluyor. Öyle düşünüyorum. Türkiye'nin bu konuda çok başarılı bir toplum maalesef olmadığını düşünüyorum. Ama yine aynı yere geliyorum. Uygun şartlarda, uygun zamanlarda ben ortalama zeka seviyesine sahip ve ortalama bir cesarete sahip herkesin yeniden başlayabileceğini görüyorum. Yani bu birazcık bizim kendimize koyduğumuz sınırlarla alakalı belki. Yani zor, bu saatten sonra zor. Mesela 40 yaşından sonra zor derler. Ya öyle değil ki. Amerikalılar şey işine kafayı çok yormuşlar. Hala da yoruyorlar. Hangi girişimler ayakta kalıyor? 5 senenin sonunda canlı kalıyor, hayatta kalıyor diye. Baya baya bir araştırmışlar. MIT'nin bir tane araştırması var, okumuşsunuzdur belki. Yani şu an Amerika'da kurulmuş olan ve 5 senenin sonunda ayakta kalan çok iyi ciroya sahip şirketlerin kurucularının yaş ortalaması 44 ya. Biz 40 yaşından sonra olmaz diyen bir memleketiz mesela. 40 yaşından sonra da bu iş olur mu? Öyle de bir olur ki yani, oluyor. Olur, bir de yaşam sürelerimiz çok arttı. Yani Türkiye'nin yaşam süresi dünya ortalamasının üstünde. Ya. O geldik 78'e. Evet, yarın olacağız 80. Yani 40 yaşına daha gayet rahat girişimci olursun. Yani önünde bir 40 yıl daha var çünkü. Aynen, dolayısıyla şey, kesinlikle bu şey konusuna katılıyorum. Bir kere bizim bunu anlamamız lazım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Size de danışayım arkadaşlar. Ya bir eksik bir tarafımız kaldı. Belki onu ilk Sertaç'ta denerisini. O kadar güzel kitaplardan vesairelerden bahsediyorlar ya ki bugüne kadar görüşmecilerimizin program sonunda hiçbirisine hadi bir kitap öner demedik. Hemen önereyim. Sen, en sonda alacağız abi ve sen de başlayacaksın. Hatta 3 tane önereyim. Bundan sonra yok şey konsept 1 olsun. Çünkü tamam, şey peki. En çok. Tamam hangisi? Zevkle. Dolayısıyla bundan sonra bütün katılımcılarımıza Sertaç'la sorak. Sertaç teşekkür ederiz. Bak bu da bir yeniden başlangıç. Bak iyi bir başlangıç. Dolayısıyla bundan sonra hepsine bir tek kitap en sonunda önerim. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Önerilen kitabı abi ulaşılabilir bir kitap olsun lütfen. Tamam. Yorum yapan birisine bir şey soralım bundan sonra. Bugün değil de bir sonrakinde. Sonra o kitabı yollayalım. Tabii ki bir hediye edin. Abi şöyle bir soru soracağım. Şimdi bu Covid de biraz yeni bir başlangıç getirdi ya dünyaya. Ya sence bu yeni düzen diyelim buna. Nasıl olacak dünya ve Türkiye'de? Çok geniş bir soru sordum biliyorum. Tek bir cevap olarak düşün. Yani çok çok faktör var ama sen nereden yakalamak istiyorsan oradan götür o. Yani sen de o trendler konusuyla çok yakından ilgilendiğin için Akan, gerçekten çok kapsamlı bir soru olduğunun farkındasın. Yani sorarken de onu söyledin zaten. Tek bir cevapla yani bunu şey yapmak, karşılamak çok mümkün değil bence ama ben şöyle görüyorum. Önümüzdeki birkaç senede bazı taşların, havada kalan bazı taşların yerine oturacağını ve o aradaki boşlukların doldurulacağını tahmin ediyorum. Çünkü geçtiğimiz bir senede bir sürü şey gördük, söylem gördük. Şirketlerin bir kısmı dediler ki artık hayatta dönmeyeceğiz. Biz sonsuza kadar uzaktan çalışma şartlarını benimsiyoruz. Bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Olmayacak zaten. Bir kısmı dedi ki biz hibrit yapacağız. O hibritlerin çok büyük bir kısmının tamamen ofise döndüğünü gördük. Görünen o ki eldeki verilerle çok uzun vadeli kararlar alınamıyor bu dönemde. Yani o eldeki veriler ancak işte ne bileyim eskiden 3 senelik, 5 senelik planlar yaparken şimdi 2 aylık, 3 aylık planlar yapıp ondan sonra bir bakalım demeyi gerektiriyor. Dolayısıyla iş tarafında işin yani konunun böyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Ama bu dönemde hepimizin çok enteresan şeyleri keşfetmesi mümkün oldu. Yani 3 tane tişörtle 1,5 seneyi geçiren var içimizde mesela. Hani o kadar şeydik, o kadar az harcamayla, o kadar az masrafla, gerçi bunun da sonrasında bir revenge shopping dedikleri, intikam alışverişi dedikleri bir hikaye geldi. Türkiye'de de bunun bir benzeri var, özellikle turizm alanında ve bazı alışveriş kategorilerinde. Bunların böyle yavaş yavaş dengeye oturacağını düşünüyorum. Ama mesela hiç demeyeyim ama artık ben tabii LinkedIn'de çok fazla zaman geçirdiğim için hangi kurumlar, hangi kişiler, hangi konuları konuşuyor onları çok net görebiliyorum. Ne bileyim işte sosyal etki konusu, ondan sonra anlam konusu, fayda konusu, ondan sonra rakiplerle birlikte hareket etme, rekaberlik diyorlar ona konusu, sürdürülebilirlik konusu, dünya kaynaklarını daha iyi kullanma konusu çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Hatta artık şeylere girmeye de başladı. Üst sıralarda bu Big Four dediğimiz danışmanlık şirketleri var ya, onların raporlarına baktığınız zaman bunlar böyle yavaş yavaş
ilk 20'den ilk 10'lara, ilk 5'lere kadar çıkmaya başlamış. Mesela CEO'ların gündemini soruyorsunuz. Bakıyorsunuz böyle işte 120 sayfalık bir rapor. 5 sene evvelki raporlarla karşılaştırdığınız zaman o sosyal etki, anlam, fayda, ondan sonra sürdürülebilirlik şeylerinin yavaş yavaş ilk 5'e girmeye başladığını görüyorsunuz. Bu tabii eğer şeyse, sözde olan şeylerse, yani sözde böyleyse bunlar çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Ama samimi olanların ben iş dünyasına önemli katkıları olabileceğini düşünüyorum. Yani ben mesela 10 senelik ilaç sektörü deneyimimde mobbingi çok net yaşadım. O bahsettiğim son 2 sene mesela öyle bir dönemdi. Çok çok sıkıntılı bir dönemdi. Hiçbir şey beceremediğim, beceremediğimden dolayı sürekli dayak yediğim ama beni geliştirmek için de hiçbir çaba sarf etmedikleri bir dönemdi yani işte. Bütün hepsi gelince kocaman bir başarısızlık çıkıyor zaten ortaya. Şey gibi anlaşılmasın. İnsanlar başarısız olabilirler ama bu mobbinge sebep olamaz yani. Dolayısıyla evet. Haklısın, onun altına yani. Çizelim. Yani öyle bir şey yapamazsın. Yani insanlar başarısız olabilirler. Bunun iş kuralları vesaire var ama onun dahilinde kalmak zorundasın. O şirkette yaşadığım en güzel şey işten çıkarılmaktı, öyle söyleyeyim yani size. Olabilecek, olacak şey değil yani. Daha ötesi ben... var mı? O yüzden herhalde önümüzdeki dönemde şöyle görünüyor Akan. Paradan daha fazla, daha farklı şeyleri de konuşacağız biraz daha fazla, öyle görünüyor. Yani ne kadar kazandık, pazar payımızı ne kadar artırdık, satış rakamlarımızı ne kadar artırdıkın ötesinde bir şeyleri daha konuşacağız gibi görünüyor önümüzdeki zamanda. Benim hissiyatım öyle. Yani bunu sadece verilere dayanarak söyleyemiyorum ama hissiyatım, tespitlerim o yönde. Herkes bana bakıyor. Ben de masaya bakıyorum. Sen olabilir mi acaba? Niye sana bakıyoruz sessiz acaba? Sessiz kalıyormuş. Bir tane de ben kendim yazıp kendim cevaplıyorum. Ya ben hep böyle yeniden başlamanın kendi içerisinde böyle bir cool bir havası var. Direkt başladım. Böyle sonra. Baktık ya ikimiz de bir aile. İkimiz ama da hiç o da almıyor yani. Böyle duruyor. Aynen. Yan gözle ama. Bakıyorum ama. Belki de öyle taklidi. Yazmış onu da işte M yazıyor. Ya bak sen de sen de. Ama şey diye düşünüyorlar. Öyle taklidi yaparsan belki vazgeçerler. Acaba atlarlar. Hayır ben cevabın etkisindeymiş taklidi yaptım ama aynen yani. Vay be falan. İyi, misafirimize de hakaret etmiş olduk. Hayır hayır. Yok yok hayır. Etkisindeyim de hani. Her şey bir arada bugün gayet güzel gidiyor yani. Abi yok ya. Konuklara mobbing. Ya böyle bir yeniden başlamalar, havalı, böyle güzel, cool bir şey, başlangıç, bir söylem. Ama yeniden başlarken de şimdi eski öğretilerimiz de cebimizde var. Bunlar ne derece bizi tetikleyici unsur oluyorlar? Yani ne kadar etkiler yeniden başlamamızda? Bu eski öğrendiklerim. Ya da bütün öğrendiklerini geride bırakabiliyor musun? Çok güzel bir şey geldi. Güzel sorunun üstüne. Bir şey aklıma geldi. Bu unlearn şey var ya, bildiklerini unut. Sonra ben ortağımız Ceraz Altman'la görüştüm. Bu unlearn'ı sordum. O hiç katılmadığını. Öğrendiğim bir şeyi öğrenmemenin imkansız olduğunu. Bunların güzel laflar olduğunu ama saçmalıktan ibaret olduklarını söyledi. Arada da söylemiş olayım. Niye soruyorum? Önemli abi çünkü, şunu soralım, resetlenmekte unlearn bana biraz resetlenmenin düşmanı gibi geliyor. Yani unlearn tamam, içine ettin bir şeylerin, unut, evet, kal, devam et hayatına aynen. Onun için bu unlearn, bu soruya bir unlearn yani bildiğini unutmak kavramının içinde de cevap verebilir misin? Zevkle. Ben öyle havalı terimleri hiç kullanamıyorum cümle içinde. Çok kuralım bir ama bekliyoruz. Şimdi, havalı terimler kullanıyoruz. İki tane şey var. Bu terimi söyleyelim mi? Tam yanlış hatırlıyor olabilirim ama yeni yüzyılın cahili bildiklerini neydi? Unutamayanlar gibi bir şeydi ya. Neydi o laf ya? Sen devam et abi, şimdi bulacağım ben o lafı. Yani şey diyor, yani yanlış bir şey biliyorsanız, ya yanlış bir şey bile değil. Yani bilgi çok hızlı eskir. Dolayısıyla unlearn yapın. Unlearn yani bildiğiniz şeyleri unutun, yeni şeyler öğrenmeye çalışın. Şimdi bulacağım tam lafı abi, sen yanıt verirken. Tabii tabii. Yani o terimlerden iki tanesi var ki onları ben Akan'ın dediği gibi konuşmalarımda falan kullanıyorum. Çünkü çok rahat anlaşılıyor. Bir tanesi upskilling, bir tanesi reskilling dediğimiz hikaye. Yani bir tanesi işte yeni beceriler geliştirme, bir tanesi becerileri bir üst seviyeye çıkartma hikayesi ama işte learn, unlearn. Ya bunların hepsi birbirinin içinde şeyler. Çok net şunu söyleyebilirim hiç uzatmadan yani. Ya bir insanın belli bir yaştan sonra daha önce hiç yapmadığı bir şeye yeniden başlaması, daha önceki bilgilerini dışarıda tutarak mümkün olabilir mi? Öyle bir şey mümkün değil yani.
Şimdi ben hani benim profesyonel konuşmacılık kariyerim 5 senelik bir hikaye. Teknoloji iletişimciliği dediğim şey son 3 senelik hikaye. Ama şimdi geri kalan 20 senede yani benim profesyonel kariyerime başladığım 2001 senesinden bu yana benim hayatım sahnede geçiyor. Yani ilaç sektöründe ben yüzlerce defa sunum yapmışımdır. Profesyonel konuşma değil o. Sonuçta kendi şirket çalışanına sunum yapıyorsun. Genel müdürüne ya da yurt dışındaki CEO'ya sunum yapıyorsun. Ya da bir fikir liderine sunum yapıyorsun. Hocalara sunum yapıyorsun ama sonuçta sunum yapıyorsun. Şimdi oradan gelen bir deneyim olmasa sahnede nasıl duracağımı, işte sesimi nasıl ayarlayacağımı bilmesem ben bugün o işi bu kadar hızlı yapabilir miydim? Bu kadar iyi. Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla insan bir bütün ya. Yani 15 sene evvel bir yerde yaşadığın, bir yerde duyduğun bir şey de bugünkü hayatına etki ediyor. 30 sene evvel işte babanın sana söylediği bir şey de sana etki ediyor veya bir hocanın. Benim mesela üzerimde en büyük etkinin sahibi kimdir biliyor musunuz? Bütün öğretim hayatım boyunca, eğitim hayatım boyunca, ilkokul öğretmenim. Kulakları çınlasın, inşallah izler. Emine Kıvrak öğretmen, hala da görüşürüm kendisiyle. 35 sene evvelinden bahsediyorum, altını çizerek söylüyorum. 35 sene önce, internet hiçbir şey yok. Emine öğretmen bize neden sınav yapardı biliyor musunuz? Güncel bilgilerden. Ve biz oturup gazete okurduk. O sınavdaki soruları çözebilmek için. Bize Fenerbahçe'nin teknik direktörünü, Ulaştırma Bakanı'nın ismini, ondan sonra atıyorum Fransa Cumhurbaşkanı'nın ismini, dolar kurunu, mark kurunu, o zaman mark da vardı. 50 tane soru sorardı ayda bir defa. Bunu şey yapmazdı, karneye etki ettirmezdi. Fakat aramızda bir yarışma. Ben 3 kişi, bakın 3 arkadaş, onların da kulakları çınlasın. Bir tanesi Bülent, bir tanesi Dinçer. 3 kişi oturup bizim evde gazeteleri yayarak gazete okuduğumuzu ve ders çalıştığımızı bilirim. Yani bu nasıl bir vizyondur düşünsene. Yani kendi kendine öğrenme dediğin şey bu. Okulda sana öğretmiyor hiçbir şeyi. Diyor ki gazete okuyacaksın ve akşam haber izleyeceksin. Bundan güzel bir kendi kendine öğrenme, yeniden öğrenme mesajı olabilir mi mesela? Bunu hiç unutmuyorum. Çünkü o lafı gün görmüştüm buldum ben. Bu arada. 21. yüzyılın cahilleri, bak mesela dramayla başlıyorsun. Cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenemeyen, bu tamam, unutamayan ve yeniden öğrenemeyenlerdir. Ya unutup yani bu kadar unutmayı övmeyelim ya. Gerek yok abi. Bu kadar unutmayı niye övüyoruz? Bildiğim bir şey bir daha nasıl unutacaksın? Yani olmaz ki zaten yani. Diyor, biyolojik olarak diyor. Aynen öyle diyor. Bildiğim bir şeyi bir daha unutamazsın. Müslüm Gürses diyor unutamadım. Yani. daha evet aynen. Şimdi belki onda, orada şeyden bahsediyordu. O bagajlar, bu arada senin bütün bugün en çok ders aldığım şey senden. Zaten o bagajları nasıl taşıyacağına bakar hayat. Yani bunu taşımayı bilmen lazım ki resetlenebilesin. O bagajları atmak yol üstünde bir şey çözmüyor ki yani. Çözmüyor. Belki burada şeyden bahsediyor olabilir. Yani learn, unlearn hikayesi deyince benim aklıma hep o geliyor. Şimdi benim yaşıma yakın pazarlamacıların, pazarlama yöneticilerin bir kısmının ben hala çok gerilerde kaldığını görüyorum. Yani geleneksel pazarlamada bugün olmayan bir sürü şeyi kullanıyoruz. Bir sürü aracı kullanıyoruz. Pazarlama teknolojileri diye bir alan var. Yani ben Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisansta bunların dersini anlatmış biriyim. Dijital pazarlamayla beraber. Şimdi o kişinin 30 sene evvel Philip Kotler'da, 20 sene evvel Philip Kotler'da okuduğunu unutması lazım ki bazı yerlerde bugüne adapte olabilsin. Tabii ki pazarlamanın temelleri değişmiyor bazen. Ama herhalde orada bahsedilen, kastedilen odur Akan ya. Yani 20 sene evvel yaptığında kalma, onu bir kenara bırak. Bak burada yeni yöntemler vardır belki anlatmak istedikleri diye düşünüyorum. Öyle öyle. Zaten learn kısmına tamamıyla katılıyorum. Ama unlearn'ı şey olarak, unut olarak algılamayı reddediyorum yani. Mümkün değil. Evet, son sorumuzu soruyorum. Yeniden başlamak için yurt dışına giden Türk insanlarını konuşalım istiyorum. Hani bazıları zorunlu olarak gidiyor vesaire filan ama kendi iradeleriyle bir şekilde giden, yurt dışında yeni başlangıçlar yapmak isteyen Türk insanları var. Neden Türkiye'de yeni başlangıçlarını yapmıyorlar da yurt dışına gidiyorlar? Sence burada neyi eksik görüyorlar? Çünkü Türkiye'de yeniden başlamak çok zor. Yani neden zor? Neden? Birkaç şeyle hemen anlatayım. Elimde bu konuda veriler var yani. Hemen çıkartacağım. Tabii şimdi çok net veriler var. Türkiye 2021 senesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yabancı sermayenin Türkiye'de en az bulunduğu dönemi yaşıyor şu an. Yani Türkiye'de yabancı sermaye diye bir şey kalmadı. Bir. İki, Amerika'da, San Francisco'da, Silikon Vadisi'nde, Berlin'de, ondan sonra Londra'da, işte Singapur'da, Çin'de, Hong Kong'da girişimcilik üstlerinde, girişimcilik ekosistemlerinde çekirdek yatırım olarak verilen,
40-50 milyon dolarlar. Türkiye'de bir sene içerisinde bütün girişimcilik ekosistemindeki yatırımların tamamı. Yani Türkiye'deki bütün yatırımları topla, şeyi hariç tutuyorum. Getir'i hariç tutuyorum. Getir zaten aslında bir Hollanda şirketi. Türk şirketi de değil artık. Nazım Salur'un kurduğu bir şirket ama. Hepsini topla, hepsini topla. Taş çatlasın 100 milyon dolarlık bir Türkiye'de şey dönüyor. Girişimcilik ekosisteminde yatırım bütçesi dönüyor. O 100 milyon dolar dediğin şey adam tohum yatırımı olarak çıkartıp fikre veriyor San Francisco'da. E şimdi sen bunları yan yana koy. Son 3 senede Türk lirasının kaybettiği değeri düşün. Dolar yükseliyor diyoruz da doların yükseldiği falan yok. Yani Türk lirası değer kaybediyor. Türk lirasıyla doların şeyi aynıyken bundan 3 sene evvel, 4 sene evvel yani 1 TL'nin karşılığı yaklaşık 1 dolarken bugün 10 TL'nin karşılığı 1 dolar. E şimdi yeniden başlamayı düşünen bir insan için bundan zor bir coğrafya olabilir mi? Olamaz yani. Olamaz. O yüzden kimseye kızmamak lazım bence. Ha, desen ki bana mesela Sertaç sen Türkiye'yi mi tercih edersin, yurt dışını mı? Benim için çok fark etmiyor. Yani şöyle fark etmiyor. Ben coğrafyalara, ondan sonra mekanlara, evlere falan bağımlı biri değilim. Yani ben 17 yıldır evliyim eşimle. 5 defa ev değiştirdik. Mesela önümüzdeki senede bir başka yerde yaşayabiliriz. Bizim için hiç fark etmiyor. O an canımız nereyi isterse, neresi bizim için daha rahatsa, neresi bizim için daha fonksiyonelse oraya. 2 sene sonra ben İngiltere'de yaşayabilirim. Bir sonraki sene Tayland'da yaşayabilirim. Benim açımdan hiç fark etmiyor. Oğlumu da bu zihniyetle yetiştirmeye gayret ediyorum. Yani Türkiye'de kalma, Amerika'da git oku meselesi değil. Benim çocuğumun bir beceri seti var. Yani güzel basketbol oynuyor, boyu uzun. Kafası çalışıyor belli şeylere. Sempatik, girişken. Diyorum ki sen dünyanın herhangi bir yerinde bunları yapabilirsin. Buna hazırlan. Basketbol bursuyla dünyanın herhangi bir yerinde okuyabilirsin. Buna hazırlan. Zihnen onu hazırlamaya çalışıyorum. Ondan sonra artık o onun kararı. Türkiye'deki insanların durumunun da birazcık bu olduğunu düşünüyorum. Şeye hiç girmiyorum. Oraya girersek çok insan üzülür. Bu konuştuklarım üzülen. Akademiye yani üniversite tarafına girersek çok insanı kırarım konuşup. O yüzden o kısmı konuşmayayım izninle. Yani bir de o var çünkü. Türkiye'nin çok parlak zihinlerinin, parlak beyinlerinin maalesef bugünkü üniversitelerin içinde bulunduğu durum sebebiyle yurt dışında yaşamayı ve orada çalışmayı seçtiğini görüyorum. Yani bir de Aziz hocama buradan bir söz söyleyeyim ben, Aziz Sancar'a. Geçtiğimiz günlerde bir demeci oldu. Gençlere bir sözüm var dedi Aziz hoca. Aziz hoca benimle aynı okuldan mezun, İstanbul Tıp mezunu. Çok kıymetlimiz tabii yani. Ben yüz yüze de tanıştım kendisiyle. Dedi ki siz benim yaptığımı yapmayın, ben yanlış yapıyorum. Yurt dışına giderseniz de Türkiye'ye dönün dedi. Ben bir daha Aziz Hoca ile karşılaşacak olsam kendisine şunu soracağım. Neden dönmüyorsunuz hocam? Dönmeniz için bir engel mi var? Buyurun dönün. Türkiye'de dönüp çalışabileceği bir yer var mı Aziz Hoca'nın? Yani oradaki o bütçeyle, oradaki imkanlarla, oradaki laboratuvar imkanlarıyla, Nobel almasını sağlayan imkanlarla Türkiye'de çalışabileceği bir üniversite var mı? Cevap hayır. Hayır olduğu için de bu kadar insan Türkiye'de yaşamamayı veya Türkiye'de tekrar başlamamayı seçiyor. Son kısım birazcık sert olmuş olabilir ama böyle düşünüyorum. Yok ama ben şey diye düşünüyorum. Yani tutum olarak doğru yerde duruyor hoca ama doğru. Yani dönebilecek bir şart yok kendisi için. Ama gene de o yaşta ve o bilgelikte de doğru yerde durmaya da çalışıyor ben. Gene de değerli buluyorum. Yani Çok değerli. Çünkü değerli. O da bilmez mi bu durumları? Biliyor. Ama bir vatanda var abi söz konusu olan. Dolayısıyla doğru yerde durmaya da çalışıyor. Yoksa evet kendisi de biliyor öyle şartlar yok. İşte onu diyorum. Yani hani bunu söylediğinde bende yarattığı şey bu oldu. Yoksa dediğim gibi çok kıymetlimiz. Belki de Türkiye'den çıkmış en değerli bilim insanlarından biri ama bunu söylediği zaman da aklıma bu soru geliyor. Hocam siz niye dönmüyorsunuz? Dönmesi mümkün değil çünkü. Yani Türkiye'de böyle bir şartı sağlaması mümkün değil. Bizim bunları tartışmamız lazım. Bizim bunları konuşmamız lazım. Yani bu kadar popüler kültür öğelerinden bahsederken arada bir bunlardan da birazcık böyle bir bahsetmek lazım ki birileri de bu işlere kafa yorsun. En azından biz belki belli bir yere kadar kafa yoracak ama bizden daha genç olan arkadaşlar kafa yorsunlar. Çünkü artık bizden neredeyse 15-20 yaş küçüklerin şey seviyesine geldiği, doktora seviyesine geldiği, 10 yaş küçüklerin doçent profesör seviyesine geldiği yaşlardayım ben 46 yaşında olduğum için. Bunları da düşünmekte fayda olur diye düşünüyorum. Başka sorunuz var mı? Ben şey sormak istiyorum abi. İkinizi de birden şimdi Sertaç'ı dinledik. Çok çok iyi hikayeler, kazanımlar aslında elde etmenin o dikenli yolunu biraz şahitlik ettik. Ama ikiniz de kariyerinizin böyle top noktalarındasınız denebilir yani.
Yeniden başlamak isteseniz şu anki olduğunuz seviyeyi tekrar ister miydiniz? Yoksa başka bir hikaye mi? Her şeyin mümkün olduğu bir dünyada, ütopik bir dünyada. Ben kendime şöyle yeni başlangıç planlıyorum, onu söyleyeyim. Ocak itibariyle başlayacağım. İlk edebiyat şeyimi yazacağım, roman yazmak istiyorum ve Ocak itibariyle başlayacağım. Bu işlerime devam edeceğim tabii ki ama asıl benim yeni başlangıcım edebiyatçı olmak üzerine. Ama yeniden başlangıçtan herhalde en güzel özelliği yeniden başlamak için böyle bir seviye planlamazsın. Aslında başlangıcı seversin, bilmiyorum, ben kendimi anlatıyorum. Ben başlangıçları sevdiğim için edebiyatta çok ünlü olayım falan olayım gibi bir şeyin peşinde değilim. Yani bir eser çıkartabilirsem bana o yetecek diye tahmin ediyorum. Onun için bir yere ulaşmayla hedefiyle başlamıyorum. Başlangıçları severek başlayacağım diye tahmin ediyorum. Buyurunuz efendim, mikrofon sizde. Ben de mi? Evet, sizde. Yeniden başlangıçlar. Ya ben çok meraklıyım. Ben meraklı olduğum için hep bir şeylere başlarım ama sonunu da getirmem, onu da söyleyeyim. Ben de böyle bir profilim. Başlarım maymun iştahlı, onu da denerim, onu da denerim. Ama sürekli bir şeyleri öğrenme merakı vardır bende. Benim yeniden başlangıçlarım öyle. Süper. Peki, öğrenimler. Evet. Ben. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Zevk benim için. Şu kitap olayımızı da halledelim. Evet. Bize hangi kitabı önerirsin? Elbette. İlk seninle başlayalım. Tek bir kitap önereceksen net olarak Adam Grant'in Vermek ve Almak kitabını öneririm. Çünkü o kitap benim hayatımda çok önemli bir rol oynar. Vermenin ne kadar zor, kıymetli ve aynı zamanda da başarıya ulaştıran bir şey olduğunu çok güzel bilimsel detaylarla, bilimsel kanıtlarla anlatır Adam Grant. Ve ben o kitabı okuduktan sonra her yerde de bunu söylüyorum, kitap konusu açıldığında. Hayatımdan 4-5 kişiyi sonsuza kadar çıkarttım mesela. Çünkü kitapta okuduklarım bana o kişilerin verici gibi görünen alıcı olduklarını gösterdi. O tespiti yaptım ben. O kitap beni aydınlattı, öyle söyleyeyim. O zamana kadar anlamamıştım bunu. Ve o kadar rahatladım ki size anlatamam. İyi ki hayatımdan o insanları çıkarmışım. Yük attım üzerinden, öyle söyleyeyim. Yani zaman kazandırdı bana, enerji kazandırdı, moral kazandırdı. Onlar benim üzerinde böyle yaşayan keneler gibilermiş. Ben farkında değilmişim. O kitap bana bunu kazandırdı. Tek bir kitap önereceksem onu öneririm. Vermek ve almak. Evet. Okey. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki yüzlerce farfarada yeniden başlamak üzere diyorum. Bir sonrakine 10. oluyor değil mi? 10. Yani? Evet. Bu bir dönemeç herhalde bir sonraki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bakın.